Herkese merhaba. Sony 2013 yılında Xperia Z ile başladı. Bu ürünün tanıtım üstünden fazla zaman geçmeden de Xperia SP'nin duyurusunu yaptı. Mart ayında tanıtılan bu ürün yaz mevsimiyle birlikte Türkiye'de de satışa sunuldu. 1200-1300 lira bandında bir fiyattan alıcı bulan Sony Xperia SP, en üst sınıf ürün Xperia Z'ye göre biraz daha mütevazı özellikler içeriyor. Ancak geneli baktığımızda karşımızda orta sınıfın üstü olarak nitelendirebilecek bir Android telefonu duruyor. Sony Xperia SP'de 4.6 inç 1280x720 piksel çözünürlüklü TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1.7 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci, 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza bulunuyor. Telefonun dahili hafızası dosyalar için pek yeterli olmayabilir ancak neyse ki 32 GB kapasiteli bellek kartlarına kadar destek sunan microSD kart yuvası yer konusunda daha fazlasını isteyenlerin imdadına yetişiyor. Xperia SP kablosuz bağlantısı tarafında da Wi-Fi, Bluetooth 4, GPS, HSP Plus gibi unsurları içeriyor. Siyah, kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle sunulan Xperia SP'ye beyaz rengi mirayla yakıştığını, telefona ayrı bir hava kattığını söyleyebiliriz. Ön taraf gorilla cam ile kaplı iken kenarları alüminyumdan yapılmış metal çerçeve telefonu boydan boya çevriliyor. Arka tarafta ise plastik bir kapak mevcut. Xperia SP'nin 2370 mAh kapasiteli bataryası değiştirilemez olsa da Sony plastik bir kapak yerleştirmeyi tercih etmiş. Bununla birlikte kapağın kullanımı için bir iki neden de yaratmış. Micro SIM kart ve micro SD kart yuvaları bu kapağın altında yer alıyor. Xperia SP'nin solunda micro USB portu yer alırken alt kenarda herhangi bir tuş veya port yer almıyor. Tuşların hepsi sağ kenara yerleştirilmiş. Burada yukarıdan aşağı doğru ses, güç ve kamera tuşları bulunuyor. Güç tuşu Sony Xperia Z'den ödünç alınmış. Telefonun üstünde de 3.5 mm'lik kulaklık jakı yer alıyor. Arkada da hoparlör ve 8 megapiksel kamera yan yana yerleştirilmiş. LED flash ve mikrofon da bunların altında bulunuyor. Xperia SP'nin önünde 4.6 inç 720p ekran alanın çoğunu kaplıyor. Ekranın üstünde VGA çözünürlüklü kamera, sensörler ve avize hoparlörü yer alırken altında da mikrofon bulunuyor. Ön yüzde fiziksel tuş yer almıyor. Navigasyon işlemleri de ekranın üzerindeki sanal tuşlar yardımıyla gerçekleştiriliyor. Xperia SP'nin altında şeffaf bir şerit bulunuyor. Bu şerit geçen yılın Xperia S, P ve U akıllı telefonlarında da bulunuyordu. Xperia SP'de de yeri değiştirilmiş şekilde varlığını sürdürüyor. Bu şerit Xperia U'da olduğu gibi çeşitli ışık efektleriyle görsel zevki biraz da arttırıyor. Ekranın renginin değişimine göre bu şeritte değişen ışıkta aydınlatılıyor. Öte yandan aralarında bildirimin gelmesi ve cihazın şarj olmasının da yer aldığı bazı durumlarda bu şeritte farklı renklerde aydınlatılıyor. Ayarlar uygulaması için de ekran bölümü altında yer alan seçenekler aracılığıyla ışık efektleri düzenlenebiliyor. Xperia SP'nin 4.6 inç 720p ekranı TFT teknolojisine sahip. Sonuç olarak görüntüleme açısı arttıkça görüntü kalitesinde hafif değişimler gözlenebiliyor. Siyah renk derinliği çok fazla olmayan Xperia SP'nin ekranı beyaz renkler ve parlaklık açısından biraz daha iyi seviyede. 4.6 inç ekranda 1280x720 piksel çözünürlüğün sunulması sayesinde oldukça keskin, okunaklı yazıklar ve grafiklerle karşılaşıyoruz. Bu ekran oyun oynarken veya film izlerken de fazlasıyla yeterli oluyor. Öte yandan bu ekran gün ışığı altında da cihazı rahatlıkla kullanmayı sağlayacak görüşü sunuyor. Xperia SP'de Android 4.1 Jelly Bean yüklü olarak geliyor. Sony'nin çeşitli kullanıcı arayüzü özelleştirmeleri de Android'in üstünde bulunuyor. Xperia Z'deki ile hemen hemen aynı özelleştirmeleri ve uygulamalara sahip olan Xperia SP'de de çeşitli uygulamalar yüklü olarak gelmekte. Ayrıca Google'ın çeşitli servislerine ait Android uygulamaları da telefonda yüklü geliyor. Yine Google Play mağazasından birçok ücretli veya ücretsiz uygulamayı telefona indirebilirsiniz. Varsayılan internet tarayıcısı olarak karşımıza Chrome çıkıyor. Bu internet tarayıcısı Xperia SP ile aynı seviyedeki telefonlarda gördüğümüz ölçüde yeterli sayılan bir performans sunuyor. Yüksek çözünürlüklü ekran sayesinde de masaüstü sitelerde rahat bir şekilde gezinebilirsiniz. Çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci Xperia SP'den tatmin edici bir performans elde edilmesini sağlıyor. Ekran geçişleri pürüzsüz, uygulamaların açılış süreleri de kısa. Telefonu test ettiğimiz süre boyunca bir kilitlenme, sıfırlama veya ciddi bir takılmayla karşılaşmadık. 720p ekran oyun zevki bakımından da kullanıcıları tatmin edecektir. Test sırasında oynadığımız Asphalt 7 Heat yeterince akıcıydı ancak oyunu oynadığımız bir diğer telefon olan HTC Butterfly'a göre hareket kontrolünün tepkiselliği biraz yavaş kaldı. Bunu belirtmek gerek ancak Xperia SP'nin oyun deneyimi konusunda oldukça iyi seviyede olduğunu söylemek gerek. Sony Xperia SP'de 2370 mAh gibi yüksek kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bu batarya telefonun tek bir şarjda 1-2 gün arası çalışmasını mümkün kılıyor. Stamina modu sayesinde ekran uyurken arka plandaki uygulamaların mobil veri iletişimini kapatabilir, pilin özellikle az kaldığına birkaç saat daha fazla dayanmasını sağlayabilirsiniz. Xperia SP'nin arkasında yer alan 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama ve LED flash gibi kendi sınıfı içerisinde standart sayılabilecek unsurları barındırıyor. Snapdragon S4 Pro işlemcinin varlığı sayesinde bu kamera 1080p Full HD video kaydı da yapabiliyor. Sony'nin diğer Xperia telefonlarından alıştığımız kamera arayüzü Xperia SP'de karşımıza çıkıyor. Fotoğraf ve video çekim tuşlarını bir arada barındıran bu ekran aynı zamanda tüm ayarları hızlı bir şekilde yapmanıza da izin veriyor.
Öte yandan video çekimi yaparken aynı anda 1 megapiksel çözünürlüklü sabit görüntüler de alabilirsiniz. Xperia S5'in donanım paketi ve yüklü gelen uygulamalar multimedya deneyimini de birkaç adım öteye taşıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse telefon yüksek çözünürlüklü videoları da oynatabiliyor. Filmler uygulaması cihazın hafızasında veya takılı olan microSD kart yuvasındaki filmleri buluyor ve otomatik olarak kütüphane ekliyor. Ayrıca internet üzerindeki film veri tabanlarına bağlanan ve video belgelerini de güncelleyen bu filmler uygulaması altyazı desteği bakımından pek yeterli değil. Bu nedenle Google Play Store'dan alternatif bir video uygulaması indirmeniz yerine bir tercih olabilir. Müzik tarafında ise karşımıza Walkman uygulaması çıkıyor. Sony'nin emektar markası Xperia telefonlarda güçlü bir müzik çalar uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın belleğindeki veya microSD karttaki şarkıları otomatik olarak kütüphanesine ekleyen Walkman uygulaması şarkı bilgilerini düzenlemenize, eksik olan albüm kapaklarını ve şarkı bilgilerini internette indirmenize izin veriyor. Bunun yanı sıra Walkman uygulaması müzik dinleme deneyimini tamamlayacak ek özellikler de içeriyor. Cihazın arkasına yer alan hoparlör küçük gibi görünse de oldukça tatmin edici bir ses çıkışı sunuyor. Xperia S5'de yer alan çeşitli yazılımsal desteklerle de hoparlörden çıkan sesin kalitesi daha da iyileştiriliyor. Telefondaki şarkılarını dinlemekten sıkılanlar için Xperia S5'de FM radyoda yer alıyor. Akıllı telefon piyasasında pazar payını arttırmanın yolu ürün çeşitliliğini belirli bir noktaya kadar arttırmaktan geçiyor. Yani her fiyat aralığında en az bir ürün bulunmalı. İşte Sony Xperia S5'de bu düşünce doğrultusunda geliştirilen, Xperia Z'ye para vermek istemeyen ancak çok da orta seviyeye inmek istemeyen kullanıcıları hedefleyen, ortalama üstünde teknik özellikleri barındıran bir telefon. 4.6 inç 720p ekran, çift çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemci, 1 GB RAM gibi özellikler 1200-1300 lira bandındaki bir telefon için isabetli teknik özellikler olarak nitelendirilebilir. Xperia S5'de kullanılan ekran teknoloji bakımından çok da çekici olmasa da yüksek çözünürlüğü ve keskinliği aynı zamanda parlaklığı sayesinde memnun edici bir görsel deneyim sunuyor. İşlemcide oyunları yüksek çözünürlüklü videoları göstermek açısından sorun çıkarmıyor. Android'in esnekliği kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlarken Sony'nin kullanıcı arayüzü özelleştirmeleri de cihazın kullanışlılığını artırıyor. Sonuç olarak Sony Xperia S5 bulunduğu fiyat bandına sivrilen ve tercih listesinde üst sıralarda yer alabilecek bir ürün olarak nitelendirilebilir. Cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.